Değerli izleyiciler, sanatçı Genco Aran'ın lansman gecesindeyiz. Efendim, o çok yönlü bir müzisyen. Pek çok alanda eserler üretmiş bir müzisyen. Onun lansman gecesindeyiz. Öncelikle yeni albüm hayırlı olsun. Beşinci solo albüm sanıyorum. Beşinci solo albüm. Daha öncesinde sizin pek çok dünya starıyla da çalışmışsınız var. Whitney Houston ve Janet Jackson benim hemen aklıma gelen isimlerden. Türkiye'de de pek çok popüler isimle birlikte onların aranjesinde de çalıştınız. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Öncelikle Wizard albümüyle başlayan bir serüven bu solo albüm olarak. Anthony Jackson, Dave Wickel, Mike Sternbo, Franceschini, Sarpmaden çok değerli müzisyenlerle çaldık. Bunun ardından Bülbülüm Altın Kafes albümü geldi. Daha sonra Ne Kalabilir Senden. Sonra Genç Öleci Vol. 1, Vol. 2. Ama tabii bunların bir background'u var. Bu background'u oluşturan şey de bunca yıl bambaşka birçok kültürden insanla, örneğin Kübalılarla 1,5 yıl, Amerika'da siyah arkadaşlarımla işte 2 yıl, her neyse burada Türk arkadaşlarımla 20 yıl, yani muazzam bir geçmişi var. Dolayısıyla Whitney Houston benim için ne kadar özel ve değerliyse buradaki caz müzisyeni dostlarım da o kadar değerli ve kaliteliler benim için. Sen aynı zamanda caz piyanistisin, ses mühendisisin sanıyorum değil mi? Evet, çok yönlü bir müzisyensin. Müzisyen dememizi istersin herhalde, sanatçı müzisyen. Yok, müzisyen. Bu anlamda çok farklı ortamlarda bulunuyorsun, çok farklı işler yapıyorsun. Bu da yaratım aşamasında seni nasıl etkiliyor? Yani şöyle söyleyeyim, CV'sinde Demet Akalın ve Anthony Jackson'ın yan yana olduğu tek insan benimdir herhalde. Demet'i küçümsemek için söylemiyorum, sadece bambaşka şeyler. Çok farklı kültürler. Yanlış anlaşılabilir çünkü onu özellikle söylüyorum. Peki biraz da albümden bahsedelim. Genceoloji Vol. 2, diğer albümlerden farkında 5. solo albüm dedim ben ama biraz farklı bir tarz sanıyorum, sen tarzını kendin söyler misin? Vol. 1'in devamı tabii ki, ancak Volüm 1'de daha avantgard dediğimiz bir tarzdayız. Ama hani bu boş tabloya bakıp 45 dakika seyretmek gibi bir şey değil. Bunun içinde yine çok büyük ve çok ciddi emek var. Bu Genceoloji serisi benim için 4 seri olacak. 2 serim daha kaldı. Bunlar benim stüdyom her zaman yaşadığım yerde oldu. Ve evde çıkan müziğin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Evde birikmiş şeyler bunların adı aslında. O yüzden Genceoloji. Aslında çok megaloman duyuluyor ama aslında hiç öyle değil. Kendi halinde bir şey, küçük müzikler. Bunda biraz daha evrensel ve subliminal mesajlı bazı şeyler var. Tırnak içinde. Geleceğin müziği deniyor. Geleceğin müziği, ustalar öyle diyor, söyledi. Bir de büyücü lakabım varmış, o nereden geliyor? Bunun yüzünden. Yok, şaka yapıyorum. O yani yıllardır öyle, caz büyücüsü, müzik büyücüsü. Çünkü ben klasik müzik altyapılı bir piyanistim aslında. Sonradan caz çaldım, orkestrayı yönettim, prodüksiyon yaptım, bir şeyler falan. Şimdi yeni planım var, manav açmayı düşünüyorum. Bu da sanırım senin gibi renkli bir kişilik için çok da şaşırtıcı olmaz değil mi? Rengarenk bir hayat. Ama başarı biraz da bunu galiba, başarı için biraz renkli olmak gerekiyor galiba değil mi? Her şeyi farklı farklı alanlarla farklı bakış pencerelerinden bakman çok önemli. Sen hayata farklı alanlardan bakabilme şansını edinmiş bir sanatçısın. Mutlaka bir takım ruhsal rahatsızlıklar edinmemiz gerekiyor zaten. Yani gerektiği için değil de onlar üstünüze yapışıyor. Örneğin dışarıdan izleyen birisi ya da 20 senedir albümleri ya da çaldığım grupları takip eden birisi için benim mesela normal ayak parmaklarının olması çok tuhaf gelebiliyor. Yani ve benim bunlara alışmam da çok tuhaf çünkü ben müzik yapıyorum, sunuyorum. Biri bende fotoğraf çektirdiği zaman, ki 20 yıldır bunu yaşıyorum, hala alışabilmiş değilim o duruma. Çünkü öyle bir şey hissetmiyorum yani, hani böyle bir rap star, rock star falan öyle bir şey değil. Bambaşka bir şey. Ancak ne güzel ki onlar var. Çünkü hakikaten onlar şaka bir tarafa, onlar olmasaydı çok ciddi problemler yaşanırdı. Biliyorsunuz müziğin gittiği yerde çok aşikar. Gençlerle birliktesin. Sanıyorum bir üniversitede caz bölümünde onlarla birliktesin. Güzel onlara bir üniversitede beraber çalışıyoruz. Gençlerle çalışmak nasıl? Sen de gençsin. Çok yani onlara nazaran biraz daha işte yani. Neyse ki basın bülteninde biraz böyle yazmışlar, iyi olmuş. Şimdi, peki müziğini nasıl tanımlıyorsun? Bunu da soralım. Ben tanımlayamam. Sen dinledin, sen tanımla. Farklı tabii.
normal kültürde, popüler kültürde dinlediğimiz müzikten farklı ama etkileyici, öyle diyeyim. Yani biz soundcheck'te provalarda dinledik şu anda. Gerçekten etkileyici, öyle diyebilirim. Ben öyle tanımlıyorum. Ben şunu söyleyebilirim, hiçbir iddiası olmayan bir müzik bu. Seni yansıtıyor mutlaka ki. Yani benim evimde yaptığım müzik. Evde insan ne yapar? Yani çok basit, iç dünyamla alakalı en doğal olabileceğim yerde yaptım zaten bunu. Bunlar birikmiş olan şeyler de var içinde. 5-6 yıl önce yaptığım bir şey de var. Albüm çıkmadan 1,5 ay önce Cool Down diye bir parça yaptık ki o 1,5 ay önce olmasına rağmen albüm ismi oldu. Bunlar birikti birikti bu hale geldi. Dediğim gibi ama en önemli şey iddiası olmayan bir iş bu. Kendi halinde, kendi çabasında, kendi yolunda, kendi dinleyicisiyle gidecek bir şey. Peki o zaman albüme biz de yolu açık olsun diyelim, şansın bol olsun diyelim. Son olarak neler söylemek istersin? Çok zarifsiniz. Böyle bir müziğe ilgi gösterdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Bir de kusura bakmayın, soundcheck'imiz çok uzun sürdü. Sizi de beklettim. Harikasınız, sağ olun. Thank you.